ölüm tehdidi alıyorum adresimi yazarak. Siktir et abi, sen cooler XC 60-31'sin. Sen abi boş ver abi. Bir kişiymişsin gibi burada onun şeyini yapma. Tehdit alıyorum, psikolojim bozuldu yapma bana. Anladın mı? Psikolojim bozuldu demiyorum. Tamam, onun benim adresimi yazıp yarın seni vuracağım diye yazan adam var abi bana. Onu geçeceksin. Bana bunu satmaya çalışma. Ben şunu diyorum sadece. Bunu yazan insanlar, şu an odada dinleyici olan insanlar, büyük çoğunluğu faşist. Bunu... Edep, azıcık edep. Bu dakikalardır bak, Cahreyn'i ve diğer arkadaşları hiç kimseye göstermedikleri iltiması gösteriyorlar sana ki. Tabii edepliyim ki zaten, ne edepsiz bir şey söylemedi ki. Yok, ziyadesiyle edepsizce bir ifade kullandın. Yok faşistler, yok şöyleler. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Şanlıurfalıyım kardeşim. Az önce sen dedin ki işte HDP'yi kuran... Abi Kürt arkadaşların var mı? Kürt arkadaşların var mı? Çabuk söyle. Benim dostum. Bana Irakçı değilim. Bana mı diyorsun Cahre? Evet abi, Kürt arkadaşların var mı? Ya çok fenasın. Abi benim Kürt arkadaşlarımı bırak. Benim ailem Kürt. Yani yengelerim var Kürt, komşularım var Kürt. Daha ne diyeyim sana yani şimdi. Şimdi şuna geleceğim. Ya tam uyumak üzereydim. Baktım arkadaşımız biraz gerçeklerden kopuk konuşuyor. Biraz da hümanizm süsüyle PKK'yı en azından şey yapmayalım şimdi, incitmeyelim. PKK'yı böyle neredeyse bir ara bir gazete yayınlamıştı ya. Onlar hiçbir yere pislemiyorlar, sigara izmariti bile yere atmıyorlar diye bir güzelleyen bir haber vardı yıllar önce, o aklıma geldi. Sanki AK Parti'den önce PKK yoktu. Sanki bebek katilleri bu kadar 40 bin insanımızın canına kastetmedi. Sanki o mayınları o Güneydoğu'da düşemedi. Abi bir şey diyeceğim abi. Her şeyi geçtim. Tamam, bunlar özgürlük savaşçısı olsun. Ulan adamın kendi yazıları var Allah aşkına. Abdullah Öcalan'ın kadın tırnak içinde savaşçıları tecavüz ederek nasıl özgürleştirdiğini de mi okumadın amına koyayım ya? Bu kadar mı? Ya bari İmralı günlüklerini vesaire bir gidin bakın ya. Ulan hiç ya mi okumadın? Ben okudum ya. Ben merak edip okudum. Ulan hiç mi merak etmedin amına koyayım ya? Ben bunu anlamıyorum aga. Yani oturup okusan nasıl özgürleşir. CD'ni içip şifa aramışlar mı acaba o? Abi içirip içirip ben şimdi özgürlüğe kavuşturuyor. Onları libere ediyor. Wolfgang ben şimdi uykuya dalacağım için son bir şey söyleyeceğim, sonra da gideceğim. Dur ya, daha yeni geldik. Ne uykusu? Benim uykumu kaçırdım. Ben bir şey sorayım. Hayır, adamı zorla tutmayalım. Adamı zorla tutmayalım. Yok, saat 4.30 ondan, yoksa şeyden dolayı değil. Şunu diyeceğim. Bak, tarih bize haklı çıkartacak. Görürsünüz. Bu Türkiye'deki durum hiç iyiye gitmiyor. Bunu siz de başka yönden yorumluyorsunuz. Biz de başka yönden yorumluyoruz. Yarın öbür gün bu ülkede katliamlar olunca, şu bu olunca ne ekonomi düzelecek, ne başka bir şey olacak, ne yani kurtuluş o sizin yürüttüğünüz siyasette değil benim açımdan. Ve çok felaket şeyler olacak gibi de görünüyor. Bu seçimle falan da hiç alakasız. Bana göre zaten seçimden bağımsız gerçekleşecek bütün bunların hepsi. O yüzden yine de burada bir hat olarak mülteci düşmanlığının karşısına durmak, en azından bunun kaynağını AKP'ye ve onun yürüttüğü siyasete yüklemek doğru olan tavırdır diyerekten ben çıkıyorum şu anda. İyi geceler. Eyvallah. Mezopotamya Haber Ajansı'nı takip etmeyi bırak. Ben bu arada başlarda ben de böyle düşünüyordum ama artık bilfiil mülteciler tarafından zarar gören, öldürülen, sakat bırakılan, tecavüz edilen, kafası taşla ezilen, tecavüz tehdidi altında olan, istismar tehdidi altında olan çocuklar, paylaşılan videolar gibi şeyleri gördükçe dedim ki evet, artık yani kapımızdalar ve her an dom atıp bizi sikebilirler moduna girdim. Yani ben kendimi güvende hissetmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Kendimi güvende hissetmiyorum. Kendimi güvende hissetmediğim için silahlanıp sağa solu da taramayacağım ama kendimi güvende hissetmek isterim. Yani bu da en doğal hakkım diye düşünüyorum. O kadar mazlumlar ki silah satıyorlar. Abi ben bu arada bir tanesini yakalattım. Onun hala devam ettiği için paylaşamıyorum. Adam gerçekten makineli tüfek satıyor. Gaziantep'te makineli tüfek satıyor. 4000 doları veriyorsun, M4 alıyorsun amına koyayım. Ben şeye çok şaşırmıştım yani. Bana artık bunlar normal geliyor da uzun zamandır bir şey şaşırmıyordum. Geçen hafta arkadaşım attı. Hani günlük kiralık daireler var ya, mutlu sonla biten. Hı.
Afganlar o işe girmiş. Garsoniyer mi satıyorlarmış? Yok, direkt evi kiralıyorlar. Helal olsun abi. Adamlar girişimci amına koyayım. Adamlar o kadar uzamıştı. O işe köpeğim bile girmiş. Gelmiş köpeğim, hoş geldin. Efendim? Kendini biliyor. Ham ham diye açacaktım. Öyle açacaktım da ya. Şimdi Kürt dediniz, direkt ben o yüzden bağlanmak istedim. Buyurun, ben bir Kürt'üm, sorabilirsiniz. Abi PKK, HDP bunlar seni temsil edip senin haklarını savunuyormuş. Ne diyorsun? Ya şimdi PKK bir kessin sesini. PKK ile bir fazla bir derdim yok. Kessin sesini. Onu bir terör örgütü olarak gördüğüm söylenebilir. HDP konusunda da az önceki arkadaşı şöyle katılmak istiyorum. Oy kullanan kitlenin hepsini zan altında bırakmak istemediğim için HDP hakkında pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Şahsen bizim akrabalar içerisinde de HDP'de görev alan insanlar var. Peki o akrabalar mesela HDP'de Bici Serok Apo dendiği zaman oley lan ulu önderimiz falan çekiyorlar mı? Evlerinde Abdullah Öcalan'ın kitapları ile basıldılar ve 2-3 ay hapis yattıktan sonra siyaseti bırakmışlar en son. Bir saniye, şurada bir bey pazarı şişesi olacaktı, ona oturup geliyorum. Tabii. Oturdum, devam edelim. Bu arada terörist köpeklere yazıyor musunuz arkadaşlar? Buraya geleceklerdi. Hala bekliyoruz. Bakın sabahın 4.30'da 3.300 kişi bekliyor. Terörist köpeklere yazabilir miyiz lütfen, buraya teşrif abi etsinler? Abi sana özelden bir mesaj atacağım, bir ekran görüntüsü. Birisi senin hakkında bir şeyler söylemişti. Ben teyit ettiremedim. Bir sen, senin hakkında olsun ya. Bu arada Ahmet, evet. Batuhan sana DM'den bir şey yazdı. Bir bakabilir misin? Bakıyorum. Ha bu ne? Ha okey, tamam ya, bilmem, olabilir 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 arkadaşlar, önemli değil. O konuda olabilir. Ben şeyi bekliyorum hala. Sevgili dostlar. Bu Nurullah'la, Fare Nurullah'la şey gelecek. Abi terörist köpek yazısından tetiklenip gelemiyor olabilirler belki. Tamam, şöyle, tamam düzeltiyorum. Ya. Düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Acaba benden kaynaklı mı gelmiyor Nurullah? Gitsem mi ben? Bir elini kaldırma için. Bir Nurullah taklidi yap belki. Beyefendi ve Sayın neydi? Mesut Selamnik. Bekleniyorsunuz. Sonuna da emoji koyuyorum. Şu şekil. Ya o gün Caus adama ters yaptı. Zeytin dalı uzatıyor milletin ortasında. Yani Caus artık engeli kaldırsak mı? Sen ne diye adamı tokatlıyorsun be kardeşim? Ben o tokadı yesem bir daha tabii ki seninle bir araya gelmem. Ben gideyim o zaman da Nurullah gelsin ya. Nurullah gel. Daha faydalı. Bu gece rezil edecekti Chester beni. Az önce faşist olduğumu kanıtlayıp beni rezil edecekti. Olamadım yine rezil. Zaten bu ülkede bir tek rezil olamazsın kardeşim ya. Benim gibi. Nurullah'lar ne yaptı abi? Efendim? Nurullah'lar ne yaptı yine? Benim hakkımda da konuşmuşlar da ben yayını dinleyemedim, dışarıdaydım. Şöyle senin hakkında senin hakkında da bir şey dediler bu arada. Ama ne dediler hatırlamıyorum. O kadar çok şey oldu ki bu gece. Batuhan'ı bu arada kasıtlı buraya almıyorum. Çünkü buraya aldığım zaman Batuhan'ı diyecekler ki orada işte Batuhan'ı koruyorlar, konuluyorlar bilmem ne arkasında. Abi diğerinden yazıyorlar zaten sabahtan. Batuhan'ı abi yok. O mesele tamamen farklı bir mesele. Batuhan kendisini açıkladığı bir space açacaktır. Orada dinlersiniz. Ben orada da sordum zaten sormak istediğim şey. Yani Batuhan'ın hala satış yaptığına dair ya da daha önce işte ya bu arada arkadaşlar yani adamın itham edildiği şey de e-sigara ticareti yapıyormuş. E-sigara likiti. Elektronik sigara likiti ticareti yapıyormuş. Sanki de uyuşturucu kaçırıyor amına koyayım. Türkiye'de elektronik sigaranın yasaklanmasının tek sebebi Philip Morris şirketi. Yani sanki de aman
yaptığını da zannetmiyorum bu arada. Çünkü Türkiye'de yasaklandıktan sonra buradaki operasyonu kapattığını söylüyor. Ki orada paylaşılan SS'lerde de ben tarih göremedim. Rica ettim, dedim hani bunları tarihiyle beraber atar mısınız lütfen diye. Ses gelmedi o konuda da. Yani çok zor değil değil mi tarihiyle beraber Telegram'da screenshot almak? Ben kullanmadığım için bilmiyorum ama. Üstüne basılı tutman gerekiyor. Çok basit yani. Wow. Rocket science amına koyayım. Onu yapamıyorlar mı? Yapsalar keşke de görsek. Caf, sana bir ekran görüntüsü atacağım. Bir bakar mısın? Tabii dostum. Bir de bana göndermen gereken bir şey vardı. Hala göndermedin. Oldu. Hadi alıyorum. Ama alıyorum. Ama konumuz Batuhan Ekşioğlu değil bu akşam. Konumuz Nurullah Beyefendi ve Sayın Mısıt Selanik'in buraya gelmesi. Oğlum bu ya, oğlum ülke o kadar ilginç bir ülke ki. Ya ben yemin sadece bir şey söyleyeceğim. Benim odamda bir şey yok Mustafa abi, bilgisayar Selanik. Bilgisayar oyunu olarak kodlansa bilgisayar oyunu olarak kodlansa derim ki yapacağınız oyunu sikeyim. Adam eski terör örgütü emeklisi, terör örgütü üyesi. İsmini Mustafa Selanik yapıyor. Atatürk'e gönderme olarak Atatürkçü gibi takılıyor. Amına koyayım, karaktere bak lan. Yani kitapta yazsalar derim ki yazacağın karaktere tüküreyim. Ve bunu böyle binlerce kişi falan odalarda dinliyor. Ve diğer Atatürkçüler gidip bu adamı olumluyor. Hmm, evet bak ne kadar demokratik. Kafayı yemiş lan bu insan. Delirmek üzereyim artık ha. Yani bu birinin bunu böyle göstermesi lazım. Ne oluyor amına koyayım diye. Evet Batuhan buyur. Sana geldi mi onun bir kadını tecavüz etmeye kalktığı, taciz ettiği, zorladığı ile ilgili bir iddianame var. Hakkında suç duyurusu var. Mustafa mı Mesut Selanik mi neyse işte. Bir de zaten emekli terörist olduğunu, BK'da doktrin eğitim verdiğini falan biliyoruz teröristlere de. Bir de bu sana benim odamda 3,5 hafta önce, 4 hafta önce AK Parti'den işte şey yaptığını, işte vergi kaçakçılığı, vergi bilmem neyinden dolayı seni kafa kola aldıklarını, elinde belge olduğunu söylemişti. Bu belgeyi hala niye çıkartıp koymadı ortaya? Şöyle dedi hatta, ben dedi o belgeyi yayınlamazsam orospu çocuğum şerefsizim dedi. Kaydı var. Evet kaydı var zaten. Ben AKP'ye arkadaşlar vergi borcum olduğu için AKP beni kafa kola almış. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na saldırmışım. Ben CHP'ye saldırmışım. AKP benim özgürlüğümü ve kalemimi ve dilimi ele geçirmiş. Bunların belgeleri varmış. 3 günde yayınlayacakmış. Böyle bir iddia attı ortaya. 5000 kişinin olduğu odada. Yayınlamazsam da şerefsizim dedi. 3 gün içinde yayınlamazsam. 3,5 hafta geçti. O zaman açık bir şekilde şerefsiz diyebilir miyiz kendisine? Yani bu konuda soru işareti yoktur herhalde. Sen ne diyecektin Batuhan? Söyle abi, sen de konuş. Ya abi niye e-sigara satıyorsun Türkiye'de? Ya ne yapayım abi? Ne yapayım abi be? E-sigara satıyorum, ekmeğimi oradan çıkartıyorum. Ne yapayım abi? Bak tekrar söylüyorum. 2020 yılının Şubat ayından sonra benim adıma bir para yatırma, bir dekont. Bakın bu işin çok kısa prosedürünü anlatacağım. Ben Ukrayna'da Kanize Web firmasını üretiyordum. Türkiye'de de Telegram grupları vardı. Çocuklar, gençler burada gliserin, aroma ve nikotini ayrı ayrı Türkiye'ye ithal edip bunu Türkiye'de satabiliyorsunuz ve hesabınıza gelen paranın faturasını kesebiliyorsunuz. Yani bu ne ithal ederken kaçakçılığa giriyor ne de Türkiye'de. Bu yasal bir boşluktu arkadaşlar. Ama bunu elektronik sigara haline getirip elektronik sigara olarak faturalandırdığın zaman bu AK Parti hükümetinin son 4 yılda 3 yıldaki politikalarından sonra tamamen yasaklandı ve 2020 yılının Şubat ayının 25'i olması lazım, yalan söylemeyeyim, resmi gazeteye girdi. Ondan sonra dedik ki elimizde ürün var, bunları bitirelim, sonra da buradaki operasyonu tasfiye edelim çünkü bununla uğraşamayız. Çünkü masağı var bu işin. Ya basit değil abi, siz burada 3 kuruş para kazanıyorsunuz. Sosyal medyada 3 kuruş dediğime bakma Jaren, sen 300 kuruş kazanıyorsun. Abi bu paranın vergisini çatır çatır ödüyorsunuz. Çatır çatır ödüyorsunuz. Yusuf Kayaalp burada. Ben Yusuf'un neler çektiğini az çok, ben Yusuf'u çok severim bu arada, iyi takip ederim yani. Onunla da burada denk gelmemiz güzel oldu. Yani Yusuf'un neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Ya burada bu ülkede hesabınıza para gelecek. Siz bunun vergisini ödemeyeceksiniz. Adam öttürürler, öttürürler. Masak diye bir şey var arkadaşlar. Ben tekrar söylüyorum. Benim arkadaşlar elinde kanıtı olan Cumhuriyet Savcılığı orada gitsin.
başvurusunu yapsın, suç duyurusunda bulunsun. Varsa benim bir şeyim, ben zaten yargı önünde cezamı çekerim. Benim Ukrayna'daki fabrikam vuruldu. Harkov Baravaşova'daydı. Bilenler var burada, şu anda Ukrayna'dan dinleyen arkadaşlarımız var. Ukrayna'da yaklaşık 27 bin tane, bana diyorlar ki niye Türk şeyin yapan şeyin var. Arkadaşlar 27 bin Ukrayna'da Türk insan yaşıyor, kayıtlı yani oradaki uzun süreli kalan. Ve yaklaşık 100 bin civarı da Azerbaycan vatandaşı var. Ve benim müşterilerimin, yani Kiev'de dükkanlama gelen, işte Harkiv'de dükkanıma gelen, Lviv'de, Odessa'da dükkanıma gelen müşterilerimin arkadaşlar %80'i ya Türk ya Azerbaycanlı ya da Kazak, Türkmen. Yani benim dükkanıma gelenler bizim soydaşımız, aynı dili konuştuğumuz insanlar. Yanımda çalıştırdığım çocuklar da Azerbaycan vatandaşı. Tamamı. 2-3 tane Ukraynalı vardır. O kadar. Yani o yüzden lütfen iddiası olan mahalle teyzeleri gibi dedikodu yapmayı bıraksınlar. İtibar suikastını bıraksınlar. Gitsinler. Orada Cumhuriyet Savcılığı var. Ben Temmuz sonu Ağustos başı gibi inşallah Türkiye'ye geleceğim. Geldiğimde zaten görüşürüz. Varsa bir şey çıkarım mahkemeye. Yani söyleyecek bir şeyim yok. Bana atmadıkları iftira kalmadı. Arkadaşlar ben Şubat ayında İstanbul'daydım. Bunun kayıtları Instagram'ı açın. Storylerimin geçmişleri hepsi orada duruyor. 17 Şubat Beşiktaş maçında Vodafone Park'tayım. Ya ben Türkiye'ye gelip gidemeyen bir adam değilim. Ahmet burada, Ahmet biliyor. Yani benim Ahmet'le aram bozuk mesela. Bir tweet atmış. Aramız bozuk, kanımız değil diye. Ben de onun tweetini alıntılayıp bir şey yazdım. Sağ olsun. O benim ne olduğumu bildiği için, bunları bu iddia edilen insan olmadığımı bildiği için şu anda öbür odada değil, burada ve benim yanımda olduğunu hissettiriyor bana. Allah razı olsun. Joe, senden de Allah razı olsun. Ya benim bir sıkıntım yok arkadaşlar. Ben teröristlik yapmadım. Ben PKK güzellemedim. Pardon, PKK mi diyorduk arkadaşlar? PKK deyince özür diliyorum. PKK güzellemedim. Onlar alınmasınlar diye diyorum. VHKPC kardeşim bakın burada takılmadım. Halkı PKK'ya karşı nefrete yönelten bazı kişiler var. Abi düşünsene, adam eline silah alıp PKK teröristine sıksa vicdanın rahat edecek mi? Ölmüş ya abi, adam. Ya abi işte bir gelmiş burada bir tanesi mesela. 3 tane öldürülen mültecinin, sığınmacının kaçağın şeyini yapıyor. Ya Batuhan kardeşim. Abi o mevzuya girmeden önce Ahmet abi özelden Batuhan abiye sormama istedikleri bazı sorular var. Sıkıntı olmayacaksa sorayım mı? Yayını kardeşim ben kendim o yayını dinledikten sonra kendim oda açacağım zaten. Bana o soruları yaz. O soruların hepsini cevaplayacağım. Bir şey diyeceğim. Tamam. Bir küçük bir konuşacağım müsaadeniz olursa. Ve sonra müsaadenizi isteyeceğim. Şimdi Batuhan'la bizim aramızda evet tatsız ufak tefek şeyler oldu. Ama bu bizim hakikati örtmemize mani olmamalı. Şu açıdan pardon, Ahmet. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah. Bana mı seslendiniz? Ezan sesini duyunca daha iyi duymak için camı açtım da. Ahmet ya. Repeat after me, neşhedü en la. Neyse, dur girmeyeyim o konuya. Abi yok şu an vallahi ciddi söylüyorum, böyle bir koşuyla doldum, camı açayım dedim. Bana mı seslendiniz? Yok yok, o esnada şey yapıyordu. Ben de burada da ezan okunuyordu. O esnada mikrofon açıldı. Ama burada ezan bitti. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Batuhan'ın Ukrayna'da iş yapıyor olması eleştirildi. İşte milliyetçi bir adamın Ukrayna'da ne işi var dendi. Sonrasında da ya bu adam Ukrayna'da yaşamıyormuş ki Hollanda'da yaşıyor şeklinde bir şeyler söylendi. Biraz önceki odada şunu düzeltmek lazım. Savaş çıktıktan sonra hepimiz şahit olduk bu adamın ailesini oradan çıkarmak için nasıl çırpındığını. Doğal olarak haftalarca süren bir mücadelenin ardından ailesini Hollanda'ya taşımak zorunda kaldı. Ne yapsın yani, ailesiyle birlikte Ukrayna'da ateş altında mı kalsın? Bu birincisi. İkincisi de bu adamın hiçbir şekilde yurt dışından, işte yurt dışı çıkışı yasak değil, Türkiye girişi de yasak değil. Böyle bir durumu da söz konusu değil. Yani ufak tefek bu az önce bahsi geçen hadiseler. Ya bir de bunları söyleyenlerin yanında Nurullah falan var abi ya. Ya Nurullah'la yani Türkiye'ye geldiğinde tutuklanacak olan herif var ya. Yani şimdi haliyle ya bizim... Ya bir şey diyeceğim de o Nurullah bana dedi ki ben dedi 4 tane dil konuşuyorum dedi. Gel Fransızca, Rusça konuşalım dedi. Anasını avradına sövdüm ben Rusça, anlamadı. İngilizce de bilmiyor bu arada. Ona kadar bile sayamaz o ya. Jao ne dedin Rusça, bir söylesene.
ne dedim? İdinna huy skabilet biderraz tebane huy. Skabiletten ben bile çözdüm ne dediğin abi. Yani, İyi hayatımda Rusça ilk defa duyuyorum herhalde. Nasıl, iyi miydi? Jaho, Çeçen aksanıyla söyledin. Evet, Çeçen aksanı var abi. Çünkü kanımız çekiyor, ne yapalım? Var, ama var yani bence var, var, bir Rusça bilen var. Rusça bilen birisinin anlaması gereken küfürler bunlar. Yani çok karmaşık şeyler, kromaya krov demedik yani burada. Anlatabiliyor muyum? Böyle normal şeyler söyledik. Abi Hande Hanım gelmek istiyormuş. Hande Karacasu. Buyursun lütfen. Ben Hande Hanım'ı atacağım özelden şimdi davet. Buyursun lütfen. Buyursun lütfen. Ben böyle çok chill oldum ya. Yarın yine karakola gideceğim de yine benim mesai var, kusura bakmayın. Erken de kalkacağım. Şimdi bak böyle açılınca da kapatası gelmiyor insanın. Bu saatte 3000 kişi psikopat oturmuş dinliyor. Hangi mevzudan çağırdılar biliyor musun? Neyi? Seni niye karakola çağırdılar biliyor musun? Yok, telefondan bilgi vermeleri yasak. Ne zaman aradılar? Dün aradılar. Beni geçen hafta aradılar da dedim acaba Eren Erdem mevzu olur. Aynı ortak konuymuş gibi hissediyorum da hepimizin. Eren Erdem ne olur beni dava etsin. Ben de onu istiyorum. Bak, da. Ne olur. Bir tane daha onur madalyası olur. Şey dava etti beni. Dur. Bir saniye, çok önemli. Birimi biliyor musun? Kamu güvenliği birimi mi? Hayır. Ha, bendeki o zaman farklı. Ben ona geçen hafta verdim. Güvenlik şube. Beni Gergerlioğlu dava etmiş. İnsan müsveddesi dediğim için. Onunla bir kapışmamız var. Gergerlioğlu, çok severim. Bir de senin penisin çok küçük demiştim şeye. Tanrı kuluna. O da keşke beni dava etse ama gerçekleşemedi. İyi akşamlar. Beni görebiliyor musunuz? Görüyoruz ve duyuyoruz. Nasılsın Cahre? Efendim iyiyiz. Gecenin geç saatleri, biraz yorgunuz. Siz nasılsınız efendim? Evet, ben deyim. Teşekkür ederim. Ahmet Cihat Sancar, Batuhan Ekşioğlu'na söylediğini iddia ettiği ve yayında açıkladığı şeyleri hemen burada benim için tekrar eder misin lütfen? Bismillahirrahmanirrahim. Kulü vallahu ahad. Seni dinliyorum Ahmet Cihat. Evet. Öncelikle hiç değişmemişsin. Şimdi bırak edebiyat yapmayı. Ekşioğlu'na edebiyat, ne söyledin hemen onları burada açıkla. Edebiyat yapmıyorum. Neticede Ekşioğlu'yla ben kalkıp da bir odada ya da bir canlı yayında konuşmadım. Bilemiyorum. Ekşioğlu'nun açıklamaları var ve benim kaydım altında. Şimdi seni dinliyorum Ahmet Cihat. Ya senin kaydının altında olup olmamasının bir ehemmiyet yok bu saatte açıkçası. Ben bunları seninle en azından geçmiş peki, hukukumuza Sayın dayanarak... Ahmet Cihat size ne söylemişti? Ahmet Cihat Sancar beni yalanlamadığı için beni bunu ifşa etmeme gerek yok. Ahmet Cihat Sancar'la senin arandaki problem Hande Karacası beni ilgilendirmiyor. Peki Ahmet Cihat, seni dinliyoruz. Ben de sana diyorum ki herkesin önünde bir şeyleri konuşmaya gerek yok. Geçmişe dayanan bir hukukumuz. Yok, herkesin önünde yani konuşuldu. Ekşioğlu çıkıp bunu bir yayında anlattı. Ben bir şey detay vermedim. Hande Hanım çok özür dilerim. Çok özür dilerek bölüyorum buranın hostu olarak. Hande Hanım, Ahmet Bey'le... Dinletiyorum. Bayram Etmez. Alo. Hostuyla Bayram Etmez. Ben de çok çalıştım. Beraber sunuculuk bilmem ne falan işte. Bir şey sundu, program sundu. Benim şefim miydi dedi. Bir şeyim dedi. Yine bu koca bulmuş kendine falan dedi böyle. Geldi aynen bu cümleleri kurdu. Ahmet Cihat Sancar'ın cümleleri bunlar. Çok güvenme ona dedi. Hande Karacası'yla ilgili. Aynen bu cümleyi kurdu. Ben de dedim ki Ahmet. Ben dedim Müslüman adam. Ne dedim, ilgilendirmeyi bu konuları. Ben de dedim... Gıybet yapma. Kadın gibi dedim. Dedikodu yapma dedim. Dedikodu dedim. Kadınlara çok yakışıyor dedim. Erkeklere hiç yakışmıyor. Evet. Ahmet Cihat Sancar. Bir, ben senin hiçbir zaman haber müdürün olmadım. Sen herhalde ayıkken de sarhoş geziyorsun. Çünkü seninle hiçbir zaman spikerlik ve sunuculuk konusunda aynı yerde çalışmadık. Biz seninle seslendirme konusunda aynı yerde çalıştık. Bir kere ben hayatım boyunca haber müdürlüğü yapmadım zaten. Tamam. İkincisine gelince ben bekarım. Bir kocam yok yani. Ahmet Cihat Sancar akli dengesini yüksek ihtimalle kaybetmiş. Çünkü olmayan şeyleri olmuş gibi konuşuyor. Tamam. Eğer teyit ediyorsa Ekşioğlu'nun konuşmalarını, açıklayamıyorsa, cevap veremiyorsa konuşma bu. Ekşioğlu'nu burada tebrik ediyorum.
bunu ortaya çıkarttı. Ben 10 yıldır görmüyorum Ahmet Cihat Sancar'ı. Sadece işte Twitter üzerinden. Onu soracaktım Hande Hanım. Sizin, ben 10 yıldır görmüyorum. Sizin tanışmışlığınız nereye dayanmakta? Ares Medya'da birlikte seslendirme yapmışlığımız var. Bunun haricinde Ahmet Cihat Sancar'la ne özel ne sosyal hayatımda bir beraberliğim yoktur. Ne de iş hayatında. Haber müdürü dediği kişi Funda Eskin'dir. Onu bile hatırlamıyor. Tamam. Ekşioğlu'na verdiği bilgilerin hepsi maalesef ki yalandır. Bunların hepsini ispatlarım. Ama Ekşioğlu'na teşekkür ederim. Bir haysiyetsizin yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bu insana bundan sonra ona göre güvenin, ona göre yayınlarınızı alın arkadaşlar. Niye? Yani bana güvenme dememesi bence gayet doğru. Yani teröristlerle Türkçülükten efendim, bahsedip teröristlerle... Efendim sen Telegram hesabını kapat önce. Ben seninle konuşmuyorum. Ben bu konuyla ilgili odada, sana soru sordum. Cevabımı aldım. Tamam, ağzınla söylediğin marka hala Telegram'dan Türkiye'ye satış yapıyor. Yürekli ol. Kaçma. Tamam. Yürekli ol. Sen beni tehdit ettiğin Sakarya kolunla bundan sonra onlarla konuşursun. Tamam. Ya sana selam gönderdiler değil mi? Sana selam geldi değil mi? Çünkü yani benim muhatap olacağım bir insan geldi, değilsin. Seni ben nasıl Ahmet Cihat Sancar'a soracağım soruyu ben kadınlarla olay benim için kapanmıştır. Kuvvetle, hepinizin maskesi düştü. Benim bir şeyim düşmedi. AK Partili Ekşioğlu sana da hayırlı sabahlar diliyorum. Ben inkar etmedim ki AK Parti'ye zamanında oy verdiğimi. Ama en azından senin gibi gidip teröristlerle aynı odada teröristlere selam çakmadım. İşte anca böyle kaçarsın. Ben MHP'liyim. 15 sene MHP AK Parti ile birleştikten sonra benim oyum dolaylı olarak AK Parti'ye gitti. Ben ülkücü olduğumu, ülke ocaklarının içinde yetiştiğimi hiçbir zaman inkar etmedim. Hande Karacası. Sen bu kadar korkaksın ki soru soruyorsun. Bu arada arkadaşlar orada yayında şöyle... Ahmet dedi ki bir yerde çalıştık mı? Müdürüm müydü? Şefim miydi dedi. Bir yerde iş mi yaptık? Yani o gece sabaha karşı bir ses kaydı o. Yani Ahmet'in söylediği bu ve buna güvenme dedi Ahmet. Ve iyi ki de doğru söylemiş yani. Lan dedim Ahmet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hande Hanım, sana da başka odada gömmüş yani arkadan. Hande Hanım. Böyle bir iddia var yani. Dinlemedim. Hande Hanım beni iyi takip etmiş. Aynı benim çıkışım gibi çıkış yaptı vallahi. Helal olsun. İnsanlara yanlış örnek oluyorsun. Şimdi şöyle. Ben bu hususa gerçekten girmeyeceğim. Şu açıdan girmeyeceğim. Öyle ya da böyle Hande ile benim geçmişe dayanan bir hukukum var. Söylediği ağır şeyleri de bir kenara koydum. Yutmadım da. Keşke beni dinleyip öyle gitseydi. Yani Power FM'de haber spikeriydi. Orada yönetici bir arkadaşımla birlikte çalışıyordu. Yani az önce Batuhan'ın da söylediği gibi böyle bir ifadeydi. İkincisi birlikte evet biz seslendirme dublaj sektöründe birlikte çalıştık. Aynı kurumda çalışmadık. Stüdyolar farklıdır. Haliyle kelimesi kelimesine bir şeylerin olup olmamasının bir ehemmiyeti yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben o gün bu sessiz istila meselesiyle alakalı destek tweetlerinden ötürü gecenin bir vakti nasıl ayar yediğimi, kimlerden ayar yediğimi ve devlet memuruyum ben. Neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir, bir de o gün, o gece orada olanlar bilir. Hiç önemli değil. Benim için o mesele zaten kapalıydı. Hiç konuşulacak bir mesele de değil. Herkes kendi karakterini ortaya koyar. Ayrıca hani benim Batuhan'la özel olarak konuştuğum bir konunun yani kazara veyahut Batuhan'la aramın bozuk olması hasebiyle yayınlanması da yani netice itibariyle kimseyi küfretmemişiz, kimseye hakaret etmemişiz, kimseyi aşağılamamışız, kimsenin hakkına da girmemişiz. Benim için de mesele kapandı. Sizi de böyle bir anda carlayan bir sesle sebebiyet verdiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yo sen dur dedin dostum ya, güvenme ona dedin. İyi ki de yani dinlememişim hatta seni. Başından dinleseymişim daha iyi olurmuş. Çünkü prim yapabileceği her ortama gidip teröristlerle, işte PKK yandaşlarıyla, pardon PKK diyorduk alınıyorlardı, özür diliyorum. Onlarla bir arada olmaktan çekinmeyen ama sorsan ki sen geçmişini daha iyi biliyorsun. Geçmişinde de böyle bir Türkçülük olmadığını, böyle milliyetçi bir yapıda olmadığını sen net bir şekilde anlattın. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Kişi kendine yakışanı yapar. Yani dinleseydi en azından burada soruda cevap verseydi. Nurullah'a güzellemeler yapacağını odada. Burada en azından dürüstçe kalıp cevap verebilirdi ama o bağırıp çirkinleşip kaçmayı tercih etti. Kendi bilir, bir şey diyemem, saygı duyuyorum. Benim kendisi evet, olan problemim. Kişinin de arkasından daha fazla konuşmayalım. Ben yoruluyorum. Duyuyor, duyuyor. Şu an dinliyorlar. Odada yançarı var o yüzden. Tamam, okey, dinlesin.
Evet. Arkadaşlar bakın sabah 5 oldu. 3200 kişiyiz. Buradan böyle produktif bir şeyler çıkartabiliriz. Başlığımızı Bismillahirrahmanirrahim olarak değiştirdim. Çünkü hepimizin ortak noktası daha daha iyi bir gelecek. Jendeta'yı buraya alıyorum. Neden? Çünkü ismini çok beğendim. Jendeta hoş geldin. Jendeta merhaba. Merhaba. İyi sabahlar. Nasılsın? Nasılsın? Hala hayattayım. Kaç yaşındasın? 39. Tüş. Evet. Neredeyse dinozor. Neredeyse. Neredeyse, neredeyse dinozor, evet. Dinozor. Ama dinozor değilim. Ucunda. Ucundasın abi. Ucundasın. Ucunda da değilim ya. Dinozor bir kafadır. Yaş değil. Anladım. Harika. Peki abi bugünkü olaylarla ilgili yorumlarını alabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yani böyle dedikodu izleyicinin yorumu almadan yeterince dedikodu olmuyor bence. Buyurun siz dinliyoruz. Ha, izleyici olduğumu fark etmesin güzel. Seni haklı buluyorum. Hem de %100 haklı buluyorum. Daha hala neyin ne olduğunu bilmeyen gençlerin içerisinde olmak birazcık yoruyor. Sürekli tarihten örnekler, sürekli aynı konuşmalar fazlaca yoruluyor. Yoruldum yani birazcık hatta. Ama yine de vazgeçmeden savaşmaya devam. Abi bir şey söyleyeyim mi? Beni gençler hiç yormuyor. Çok çabuk kavruyorlar ve anlıyorlar bence. Beni dayılar ve teyzeler çok yoruyor. Aynı fikirdeyiz kesinlikle. Kesinlikle. Onlar beni gerçekten çok yoruyorlar. Beni odadan kilitliyorlar. Gelsene ya, gelsene diye başlık atıyorlar. Yani ahraz mısın kardeşim ya? Dün mü aldın eline telefonu? Allah aşkına. Tövbe estağfurullah. Zahren sen nerelisin ya? Ahrazı nereden biliyorsun? Ben Kıbrıslıyım abi. Ahrazı bilmeyen mi var Ahmet sende? Ahraz ne bileyim, ahraz iyidir. Herkes kullanıyor ya ahrazı. Çok bilinmedik bir şey değil. Bence. Böyle daha genç kardeşlerimiz var mı ya? Gençler. Ben varım abi 20. Sen istersin. Ağaç. Ağaç sen sus, sen çok konuşuyorsun ya. Özür dilerim. Cahrettin'i alıyorum. Cahrettin gelsin. Daha genç biri var mı diyorum. Bekircan Güzel el kaldırıyor. Profil fotosu 40 plus. Bu ne abi? Gel hadi. Gel hadi. Cahrettin merhaba. Merhabalar abi, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Abi yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Oha ya. Odaya bu arada helikopter böceği girmiş. Uçak gemisi gibi dolaşıyor. Vay anasını. Pardon buyurun. Atakalı helikopterim. Pardon. Şey ya, abi yani ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Gece zaten bayağı oldu. Sabah 5 olmuş. Sadece geçen sen bizim odadaydın. Bir arkadaş konuşmuştu ya, herkes sustu böyle, hiç umudum kalmadı falan dedi. Ya ben de nereye baksam hiçbir şey göremiyorum yani, hiçbir ışık, hiçbir şey göremiyorum yani. Ben nereye baksam Suriyeli diyorum. Merhabalar abi, Allah razı olsun. Abi yani bilmiyorum ki, genel Türk milletiyle alakalı da değil yani, hani bir millete de şey yapmak istemiyorum ama ya dünyada mesela Amerika'ya falan da bakıyorum. Amerikalılar da gerizekalı. İşte Avrupalısı da. Ya ama bizim ülkemizde farklı bir değişik bir biat kültürü var ya. Ya o çok canımı sıkıyor benim. Bilmiyorum yani. Çok da konuşmak, sıkmak istemiyorum size. Ama hiç... Ya şimdi Amerikalı gerizekalı ama mesela adamlar... yani yapalım diye demiyorum. Sizi oraya yönlendirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Savcım. Sayın savcım. Kesinlikle desteklediğimden söylemiyorum sayın savcım ama... Mesela Amerika'da adamlar... silahlarını alıp parlamento binasına gittiler. Lan ne yapıyorsunuz diye. Sayın savcım bak kesinlikle desteklemiyorum. Çok yanlış. Haşa. Ama yani salak da olsalar, bence çok salakça bir hareket bu arada. Salak da olsalar Amerika'da en azından şey diyebiliyor. Fuck you diyor abi. Fuck you diyor ya. Vücut benim. Yaşam benim. Fuck you diyor yani. Günün sonunda benim diyor yani, sen diyor gelip geçici bir memursun diyor yani en sonunda. Bak genç bir çocuk gördüm. Apoletleri var.
Ne Apoleto sen? Denizci misin lan? Abi inşallah denizci olacağım ya. İki ay sonra staja gideceğim. Merhaba, iyi geceler. Merhaba, merhaba. Bekir, merhaba. Yaş kaç? Benim 22. Aslında bayağıdır katılmayı bekliyorum. Ya siktir git, nasıl 22? O sakal ne lan? 22 gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, müsaadenizle kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Oğlum, terörist sakalın var senin. Ya şimdi şöyle... Ben senden daha genç gösteriyorum be. Şöyle, bu arada baba tarafı Kürt, anne tarafı Arap. Ahmet Bey'i de kardeşim olan kişiye, ya bu amına kodumun şişkosunu izleme diyerek sonrasında müptela olan bir diyeyim. Bunu söylemek istiyorum. bu bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Özür diliyorum önceki hitamlarım yüzünden ama ön yargılı bir insandım önceden de. Böyle olunca çok hoşuma gidiyor. Ya bu aslında bir başarı. Bu kendi aslında çok büyük bir başarı. Olmuşsun. Aynen öyle. Kendine göt olmuşsun. Olsun, zararın neresinden dönsek kar. Bunda bu şekilde göt olacaksak hep olalım. Bu şekilde Cooler diye bir arkadaş vardı. Bayağıdır sinirliyim aslında. Önceki konuşan o arkadaşa. Arkadaş sanırım üniversiteyi hasbelkader kazanmış. Yanlış toplumda eğitim hayatını bitirmiş ve gözü boyanmış tamamen. Ben bu arada Arabistan'da, yani Başakşehir'de yaşıyorum. Ben de Hatay, Suriye'nin Hatay ilçesinde yaşıyorum. Tam komşuyuz sayılır. Başakşehir'le Hatay aynı seviyede şu an. Bu mülteci konusunda çok fazla rahatsızlık duymaya başladık artık. Yani 3 kişinin işte katliam yapıldı, şöyle böyle yapıldı deyip ardından hiç haber okumuyormuşum gibi. Haberin şeyine baktım az önce, ben de ana sayfama dönünce beni taglayıp atmışlar haberi. Haber şöyle: jandarmanın kontrol noktasında jandarmanın üstüne sürüyor kamyon. Kamyonu süren de Türk zaten. Kaçakçı, yani insan kaçakçısı. Kamyonun yüz tarafı jandarmaya gelirken jandarma durdurmak için tekerlerini ateş ederken bir kişi vurularak ölüyor, 12 kişi yaralanıyor. Olayın resmi açıklaması bu ve jandarma checkpointine kafalama girdiği belli kamyonun. Orası çok aşikar yani. Adam öyle bir anlatıyor ki sanki evlerinde oturan Suriyeli bir ailenin evini yakmışlar gibi falan anlattı. Ben de diyorum niye duymadım böyle bir şey olduysa ülkede yani. Ya fazla hakaret etmeden kelimelerimi seçerek konuşmak istiyorum ama arkadaş çok değişik bir kafadaydı. İnsanın evine nasıl dur denildiği zaman, girileceği zaman saldırma eylemine geçecekse, bir dur hitarına karşı durulmazsa bunun olması bence gayet normal. Arkadaş çok rahat bir yerde yaşıyor, sahil kesiminde hiçbir problem yaşamıyormuş. Ama ben şu an yazılımla ilgileniyorum. Yazılım üzerine kendimi geliştiriyorum ve İstanbul'dan gitmeye çalışıyorum. Daha küçük, mültecinin az olduğu, hakkımı alabileceğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Çünkü burada mülteciler artık bizim sektörümüze bile el atmış. Çünkü bir aile kavramları var ve bu aile kavramları 20 erkek aynı ortamda bile yaşayabilecek pozisyonda. Ama bizim çekirdek kültürümüz anne baba ve 2-3 çocuk. Tabii daha fazla olabilir. Bu şekilde de bir yargıya varamayız ama onların kültürüne bağlı olarak belli bir ücrete tabi tutularak bu ücrete tabi tutulduktan sonra hayat koşullarını sağlamasına devam etmek demek. Yani bu da demek oluyor ki ortalama şu anki bir ücretlere bakarsak junior bir yazılımcının 7 milyara çalışması mümkün olmamakla beraber bu gelen mültecilerden bunu yapanlar var. Ve biz bu durumda işsiz kalan bireyler olarak tanımlanıyoruz. Arkadaşı bunu aslında mültecilerin nasıl bir ekonomik olarak bizi geriye düşürdüğünü her çeşit her alanda görebileceğimizi beyan etmek istedim ama biraz geç katıldım. Daha doğrusu geç alındım. Keşke zamanında alınsaydım. Abi ben suçu kendi insanımızda da buluyorum bu konuda. Mesela ben yaz aylarında pazarcılık yapıyorum Cahreyn abi. İşte meyve sebze satıyorum. Halden mal alıyorum, getiriyorum. Pazar yerim var benim. Daha 21 yaşındayım. Üniversitemi yeni bitirdim. Mesela bir fiyat geliyor. İşte abla geliyor pazarda, diyor domates ne kadar, atıyorum 5 lira. İşte diyor yok aşağı tarafta Suriyeli de 2 lira, 3 lira. Yani o milli şuurumuzu da biz kaybetmeye başladık. Ben Hatay'da yaşıyorum ve bence bu çok riskli yani.
ya ben öğrenciyim, ya Türk evladıyım, ya senin torunun yaşındayım, oğlun yaşındayım artık neyse. Bana 2 lira için mesela, yok Suriyeli de şu kadar. Suriye'ye gelmiş, tezgah kurmuş buraya. Ben 8 yaşından beri çalışan bir insanım. 8-9 yaşından beri. Bundan hiçbir zaman gocunmadım. İyi ki de böyle olmuş. Kendimi geliştirdim oralarda. Geliyor bana işte, yok Suriyeli de şu kadar, burada bu kadar. Yani adam gelmiş bir de benden nasıl ucuza satıyor bilmiyorum. Yani 1 lira, 1,5 lira karına satabiliyorum en fazla bir malı. Daha fazlasını zaten satamaz. Vergi vermiyor. Abi nasıl yani, ben vallahi kafayı yiyorum abi ya. Mesela ben halde alıyorum, atıyorum bir malı 3 liraya, adam pazarda 3 liraya satıyor abi. Kafayı yersin. Ve Türk insanı geliyor abi, böyle biraz köy pazarı gibi bir pazar. İşte geliyor kadın, işte bahçesinden elma toplamış, armut toplamış, bir şey yapmış. Orada satmak istiyor. Zabıtalar, senin burada yerin yok, hemen kalk. Ya bu kadın 60 yıldır, 50 yıldır, 40 yıldır kaç yaşındaysa bu ülkede yaşıyor. Ona küçücük bir yer vermedin de 5-10 yıllık Suriyeli'ye nasıl yer verdin sen tezgahçılarına? Evet, ben bu noktada Yusuf'a da değinmek istiyorum. En kısa zamanda Pakistan'a geri döner inşallah. Ahmet abi çok kısa diyen bakar mısın? Ay tüküreceğim diye böyle. Bir hanımefendi çektim. Burası çok eril oldu. Çok... Evet, merhaba. Evet. İyi geceler abicim. Öncelikle yaş olarak senden küçüğüm. 25 yaşındayım ve seni uzun zamandır takip ediyorum. Görüşünü de çok benimsiyorum. Madem Suriye ve mülteci konusunda değindiniz, zaten uzun zamandır değiniyorsunuz ama ben son zamanlarda, hatta bugün yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. E5'te refüje işeyen bir Arap gördüm ve avrat yerini gördüm. Yani görmemem gereken bir yerini gördüm. Yani sorun pazarda veya sigortasız çalışmaları falan değil. Bunların bu kadar rahat bir şekilde dal daşacak, tabiri caizse, gezmiş olmaları çok can sıkıcı. Ve ben bir kadınım, evliyim de aynı zamanda. Ben neden bir adamın veya neden bir Arap kişisinin veya mültecinin penisini görüyorum? Yani bence işte sigortasız çalışması veya işte pazarda işte yer verilmesi şusu busu değil. Öncelikle bunun sorgulanması lazım. Madem Müslüman bir ülkeyiz, madem namusumuz var, madem kadın bizim namusumuz, yani erkek ataerkil kişiliğinin düşünce yapısına göre konuşuyorum şu an. Madem böyle bir görüşümüz var, neden Araplar bu ülkede daldaşak geziyorlar rahat rahat? Yani öncelikle bunu sorgulamamız ve çizgiyi çekmemiz gereken yerin bu olduğunu düşünüyorum. Yani onlara bu fırsat verilirse, demin o konuşan arkadaş da bahsetti, işte Konya'da da oluyor, bilmem ne oluyor. Ya adamlar yapıyor, işte mülteciler bunu yapıyor, evet sonrasında da Türkler de yapıyor diyor. Ya bakıyor bizim insanımız, diyor ki mülteciye hiçbir şey olmuyor, ben neden yapmayayım? Al işte daha geçen bebek sahilinde sıkıştılar. Yani herkes birbirinden alıyor bu rahatlığı bence. Öncelikle bence bunların sorgulanması lazım abi. Sonrasında da artık kim ne yapıyor? Zafer Partisi mi gönderiyor veya CHP mi gönderiyor? İşte Cavs'ın da dediği gibi tuvalet terliğini mi koyuyorlar artık? Kim gönderiyorsa bunları kesinlikle ona oy vermeliyiz ki şunlardan yeter ki kurtulalım. Yani sonrasında biz düşünelim siyasi politikamızı bence. Teşekkür ederim. Evet. Ben şu an kadın davet ediyorum bol bol. Gerçekten buradaki eril ortam midemi bulandırmıştı. Bu iyi oldu. Ustam, sorabilir miyim? Efendim, buyurun. Ya şimdi şu şöyle bir şey var. Tamam, yani yine normal insanlar da çok cahil, elinde internet, telefon olmasına rağmen işte milyonlarca bilgi elimizin altında değil mi günümüzde 2022'de? Artık o bir seçim ama mesela işte geçen bir doktor kadınla bir husumet yaşadınız. Yani kadın doktor olmuş, kaç yıl okumuş. Yani doktor olmak kolay bir şey değil değil mi? Hani harbiden yıllarını veriyorsun. Aptal bir insan doktor olamaz bence. Yani hani mantıken işte araştırıyor, eğitimler, işte sorguluyor herhalde. Yani öyle düşünüyorum ama kadın mesela şeye, pandemiye plandemi diyor. İşte sana kaç yaşına gelmiş, sana diyor işte yumruğumu vururum, işte ağzına bir tane patlatırım. Ya benim aklım bunu almıyor ya. Yani nasıl olabilir? Senin buna bir cevabın var mı mesela? Bu ya nasıl olabilir? Kendisi şöyle açık konuşayım o konuda. IQ ve EQ çok farklı şeyler.
akademik olarak kendini çok geliştirmiş, çok çalışkan insanlar bazen ortak kanıya uymayacak hareketler yapabiliyorlar. Bizim de öyle bir profumuz vardı Almanya'da okurken, çok şaşırıyordum yani söylemlerine, hareketlerine falan. Olabiliyor o tip şeyler ama nadiren olur genelde. Yani bu kadın nasıl bu seviyelere, raddelere geldi gerçekten bilmiyorum ama gelmiş yani, bir şeyi doğru yapmıştır belki hayatında. Ben buraya başka kadınlar çektim. Kadınlar bol bol konuştun lütfen. Beyza Hanım, sizdeyiz. Merhabalar, beklemiyordum açıkçası. Bu arada herkese hayırlı sabahlar. Amen. Ben aslında bu başlarda bir arkadaş konuşuyordu. Nick'ini unuttum ben. Coolest mıydı? Bir şey daha. Jester. Cooler. Joker mıydı, Jester mıydı, öyle bir şeydi. Her ne şeyse. Sinirden kafayı yedim. Yani o şahıs acaba ne olsun istiyor? Yani biz Türkiyeliler olarak hani ülkeyi boşaltalım. Tüm sözde Pollyanna bakış açısıyla tüm mülteciler gelsin. Yerleşsin falan mı istiyor? Ben anlamadım. Bir de bir kadın olarak herhalde İstanbul'da yer alıp yaşamadığı için çok rahat konuşabiliyor. Ben İstanbul'un en nadide ve gözde mekanı olan Sultanbeyli'de yaşıyorum. Türklerin çok gözde mekanı ve çok turistik bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada yaşıyorum ve benim burada sokağa adım atmamla yaşadığım tacizlerin haddi hesabı yok. Yolda... Fotoğraftaki sen misin, fake mi? Doğru söyle. Benim. Benim. Gerçekten sen bu Sultanbeyli'de nasıl yürüdüğünü bana açıkla. Ahmet abi, seni yıllardır takip ediyorum. Çok sıkı takipçim ve seni gerçekten çok seviyorum bu arada. Hatta senin bir arkadaşın da burada oturuyordu. Oğuzhan da evet, galiba. Evet, o yüzden söylüyorum ya, ben Sultanbeyli'yi çok iyi biliyorum. Onunla da tanışıklığımız var daha doğrusu. Şöyle yani, Sultanbeyli'de yaşamak gerçekten bir kadın olarak çok zor. Yolun ortasında artık durup oturup ağladığımı da biliyorum ben. Suriyelilerin bir motora 6 kişi binip sokaklarda beni turlaya taciz ettiklerini de biliyorum. Sadece Suriyelilere ait bir sokağın Suriye sokağı diye anıldığını da söyleyebilirim size. O sokakta Sultanbeyli'de çok iyi bilinir. Yani kadın olmanın İstanbul'da ne olduğunu bilmeyen, ne idüğü bilirsiz bir insanın bu kadar ağzını yaya yaya rahat konuşması beni çok irite etti. Gerçekten aşırı irite etti. Çünkü Arapçayı da geçmiş ya, çok özür dilerim, ağzımı bozmak istemiyorum. Yolda yürüyorum o Suriye sokağında çünkü dershanem orada ve oraya gitmek zorundayım. Bu arada 23 yaşındayım. Yani adam bana tip bakıyor ve ben dönüp artık dayanamadım. Yani artık bir yere kadar da oğlum. Neye bakıyorsun dedim. Bana dedi ki sana bakıyorum orospu dedi. Hadi bir şey diyemedim. Gerçekten bir şey diyemedim. En azından açıklıyorsun. Abi bir şey diyemedim ben yani. Artık orospu çocuğu ya. Hayır, bir de şey anlamıyormuş. Düşünsene, bir de kafasında soru işareti. Nasıl yani? Sana bakıyorum lan işte. Allah Allah. Ya bir de hani o sokakta hani kuaförlerin olduğu bir sokak. Hani sana bakıyorum orospu dedikten sonra 4-5 tane Suriyeli kuaförden çıkıp onunla beraber bakmaya devam etti. Yani bir yandan hani seyir keyfi gibi bir şey oldu herhalde onlar için. Ha şey mi oluyor? Gel la gel karı geçiyor. Gibi bir size, şey mi oluyor? Size yemin ederim, tüm hayatım üzerine yemin ederim ki öyle oluyor. Yani bir motorun üstüne 6 kişi biniyorlar ve sokak boyu sizi böyle öpücük atarak, maymunumsu hareketler sergileyerek sizi taciz ediyorlar. Ve ben Sultanbeyli'de yaşayan bir insan olarak, yani buradan benim en rahat nefes alabildiğime Kadıköy olduğunu düşünerek Kadıköy'e gidiyorum. Orada da bir sürü mülteci yakın. Adam 2-3 tane Koreli görüyor işte, ya da Almancı falan görüyor. Zannediyor ki hani, aa evet burası çok güzel bir yer falan filan, ama şöyle bir arkasını dönse
eli şeyinde bir sürü Afgan görebilir, Suriyeli görebilir. Ya ben en çok Taksim'le ilgili söylediklerine akıl sıra erdiremedim şimdi. Yalan bu arada, yalan. Benle yani, beraber hayır. İstanbul'da yaşamadığım için çok da emin konuşamadım ama ne zaman gitsem Taksim'e Arabistan yani ne bileyim. Abi tek bir şey söyleyeceğim. Mülteci göçmen olmasa bile Taksim'de Arap olmama ihtimali yok. Sağlık turizminden kaynaklı. Gez Taksim'de saçı ekilmiş minimum 100 tane Arap görürsün. Zengin de olsa var. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Geçen hafta Kore'den misafirim geldi benim. Ondan sonra Galata'yı gezmeye gittik. O sırada da Galata'nın bir katında şey var. İnsan Kore'den Sultanbeyli'ye onu bilmiştim ya. Sultanbeyli'ye gelmedi gerçekten. İstanbul'u görmek istiyordu birkaç günlüğüne ve burada tek tanıdığı bendim. Dilimi geliştirmek adına bazen insanlarla iletişim kurabiliyorum bu şekilde. Korece mi? Yok, İngilizce ama Koreliler arada denk gelebiliyor. Peki bu şahıs erkek miydi, kadın mıydı? Erkek ya, kadınlar muhatap olmuyor benimle. Romantik bir gezi mi oldu peki? Yok, tam olarak değil. Olmadı mı? Hayır, maalesef aşktan yana, romantizmden yana izin bilmiyor. O zaman Korece öğreneceksin. Var mı? Yok, Korece öğrenmek gibi bir gayem. Anyonsay, gamsamida falan. Klasik basit kelimeler falan ama. Sarange. Cinca sarange. Yani neyse, konu bu değil. Evet, geldi, gezdirdin. Evet, Galata'da işte bir katındayız böyle. O katta da şey var. Ne olur ben ona çok gülerim ya. Şey mi dedi lan acaba Koreli? Ya Türkler ne biçim konuşuyor? İlginç sesler çıkarıyor falan, bir bakıyorsun Türk değil meğer, Arap falan. Hayır hayır, orada milletlere ait fotoğraflar var, tamam mı Ahmet abi? İşte ne bileyim, Türkmeni var. Envai çeşit insanın her milletten fotoğraflarını koymuşlar. İşte hani böyle ona soruyorum böyle tatlılık olsun işte, hani bu hangi millet, şu hangi millet falan filan, yani böyle sohbet amaçlı. Orada işte Arapların fotoğrafı vardı. İşte dedi ki bu da Türkiye dedi böyle. Yani dondum kaldım, bir şey diyemedim. Aa, Noodle'ca falan dedi mi? Yok. Evet ama yani şey, Arapları, ya Arap kültürünü tamamen Türklerin kültürleri zannediyorlar mesela. Hani böyle de bir şey yaşadım. Üzücü. Yani ben de Attack on Titan izliyorum. Türkleri tasvir ederken Maraş dondurması gösterdi adam. İnsanın morali bozuluyor yani. Bizim bir tek Maraş dondurmamız mı var kardeşim? Ya, İlhan Bansız'ı bari gösterir. Kebap. Hani kebap. Mısır oğlu her yerde. Ya İşin özü, benim çok sinirlenmiş şey o beyefendi oldu. Hani bir de PKK falan böyle tatlı tatlı konuşuyorlar ya. Ona da çok sinir oldum. Ama Taksim'i de bu kadar tatlı görmesine ayrı sinir oldum. Ya bence hayatı biraz daha gerçek gözlerle bakmak lazım. Özellikle erkek akının olduğu bir... Ay çok üzüldüm kardeşim. Duyduk bu arada şey dedi, biraz daha bağır istersen diye bir çıkış geldi orada. Evet evet, kardeşimi yandırdım. Bir tamam, kaybettik seni, şu an gitti, öldü bu kız, öldü. Ya çünkü... ya buradayım. Ha tamam, okey. Ben bu arada başka kadınları da çağırıyorum, Allah aşkına gelin. Yani bir kadın olarak İstanbul'u anlatın, mülteci tecrübelerinizi anlatın. Anlatın yani, dinlemek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Yani biz erkekler olarak şeyi de ben çok bu şey sağlıklı bulmuyorum. Mesela bir tane arkadaşımız dedi ya, biz Müslümanız madem, ar var, namus var, cartürt falan. Yok, benim namusum kimseye kalmadı ki bu arada. Ha evet, onu unut. Mesela ben hani nasıl desem, Beyza'nın namusunu korumak benim üstüme vazife mi emin değilim mesela. Abi tabii ki öyle, tabii ki öyle. Herkesin namusu kendine yani. Ben zaten bu şekilde düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum. Ama bizim başımızdaki insanlar, yani malum kişi bahsediyor ya namusta, işte şöyle de böyle de diye. Voldemort. Evet evet evet, kesinlikle o. Yani yeri geldiğinde çok güzel konuşuyor. Çok güzel bahsediyor ardan, edepten, namustan.
Ama bazı şeylere de üç maymunu oynuyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani tabii ki bir siyasi politikadır veya işte mülteciden geçindiği bir üstünden geçindiği bir geçim kaynağı vardır. Bu beni ilgilendirmiyor. Benim vergilerimi hesabını versin önce tabii o da. Yani bunlardan bahsederken bunlara göz yumması çok can sıkıyor. Yoksa benim namusum kimseye kalmadı. Ben de aynı düşüncedeyim seninle. Anladım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Demin o arkadaş cooler miydi neydi? Şeyden bahsetti. Yani bahsetmedi aslında. Şöyle bir tabir kullandı. İşte bizim yani bize faşist derken işte onların bir toplulukmuş gibi yani onların var olduğu bir topluluktan bahsetti. Yani bizim gibi insanlar demek istedi. Orada bir sanki bir kutuplaşma veya nasıl desem sanki orada bir particilik gibi bir şey sezdim ben. Yani aslında bir şeyin koluymuş gibi hissettim. Bunu da tam olarak anlayamadım. Bununla ilgili fikrini öğrenmek istiyorum senin. Tam yakalayabilir Türk olma. Olmanı bilmiyorum. Türk olma oradaki kutuplaşma. Anladım. Yani PKK'dan bahsediyoruz yine. Tamam, teşekkürler. Ahmet abi, ben feda etmeden önce yani başka arkadaşlarıma müsaade etmeden önce bu konuşalım. Son kez şunu söylemek istiyorum. O başta gelen o Şahıt şey demişti ya. Ne dediğini hatırlamıyorum ama sadece özet olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Bir gün sadece benimle İstanbul'da Sultanbeyli turu yapsın. Lütfen. Beyza şey yapsana. New York'ta ağzıma kıl kaçtı. Nereden geldi lan bu kıl? Bir tane kadın vardı ya New York'ta dolaşmak diye, yürümek diye bir video çekmişti. Kıçına iPhone'u koymuş. Evet. Kamerasından çekiyordu. Allah aşkına göt cebine iPhone'unu koyup şöyle bir yürüsene Sultanbeyli'de. Abi şöyle söyleyeyim, insan kalabalığından çevreyi göremeyiz. Çevreyi göremediğimiz için de Sultanbeyli olduğunu tam olarak kanıtlayamayız diye düşünüyorum ben. Abi bir de Beyza'ya dava açarlar insanları çekiyor diye. Hayır, bir de çalarlar mı acaba iPhone'unu? Onu düşündüm şimdi. Yok, o şekilde bir hırsızlık. Hop, yoktu iPhone gitti. Kağıt. Yani burada o şekilde henüz bir hırsızlar, gaspı vesaire rastlamadım. Çok da duymadım ama yani bir kadın olarak burada yaşamak gerçekten çok zor. Yani anlatılacak gibi değil. Ne kardeşimle ben. Daha hatta bu tarz olaylar yüzünden karakolda çok fazla mesai harcamışlığımız da var. Yani şey de olmuştur bu arada. Artık hani normale dönmüştür. Karakola gitip polise Suriyelinin biri beni taciz etti dediğinde aman akayım yine geldi bir tane falan diyordur yani herhalde. Şey zaten karakolda çok fazla artık tanıdığımız var. Şey yani artık karakoldaki abiler arıyor. Hani Beyza her şey yolunda değil mi falan diye soruyorlar böyle. Kaldı ki bu tek benim başıma gelen de bir şey değil. Yani bak abilerine de dikkat et ha Beyza. Yok dikkat ediyorum. O Beyza konuda çok dikkat göz et. Bak, burası Türkiye. Tamam bak mültecileri evet bu konuda mercek altında tutuyoruz ama sen abilere de dikkat et. Pardon sözünüzü kestim. O şey adamın sözü aklıma geldi. Yok işte Türkler de yapıyordu falan işte hani böyle buraya gelen yabancıların da yapmasına cesaret vererek konuşuyordu ya. Evet. Evet Türkler de yapıyor. Evet bu bir problem. Bunu hani yerine yeğlenecek bir şey olmaması gerekiyor. Zaten kadın olmak demek 7/24 hiç gözünü kırpmadan her şeye dikkat etmek demek. Çünkü hani giydiğim kıyafet benim sözde namusumu belirlediği için buralarda da özellikle. Yani hani buradan çıkarken üzerime bir şey örtüyorum. Gittiğim mekanda rahatlıyorum mesela. Yani öyle bir hayat yaşıyorum. Ve bu çok saçma. Arkadaşlarım beni aracıyla almadığı sürece ben güvende değilim mesela. Çünkü otobüse bindiğim zaman anlayamamıştım. Kuma yani. Uçluyorlar. Neydi? Bir tane app vardı. Ablam bir gün böyle ablamla İstanbul'dayız. Ablam dedim de benden 1,5 yaş büyük. Şey diyor. Senin telefondan çağıralım taksiyi. Lan diyorum Allah Allah ya bende yok diyorum. Kur işte falan. Sonra anladım ki bunda fobi oluşmuş. Önceden o uygulamalarda direkt cep numarası görünüyordu karşı tarafın. Hı hı. Bunu bir gün aramışlar.
Yani bırakan taksi mesaj atmış işte. Ben sizi çok beğendim. Görüşelim cartürt falan. Ya fobi oluşmuş. Böyle ilginç ilginç fobileri var mesela Türkiye'de kadınlar. İşte kurye mesela alıyor adını soyadını gidiyor Instagram'dan ekliyor. Ya da şey gecenin kartalları falan. Hani böyle kendinize gülüyorum ama sizin taksiciyle alakalı şöyle bir örnek vereyim. Kendinize has fobileriniz var değil mi? Sadece Türkiye'de. Tabii bulunan. Tabii ki. Yani hani bazen kendi rızanızla bir kontak kurduğunuz erkek arkadaşınızla bile rahat olamıyorsunuz. Zihniyetlerinden ötürü. Çünkü bazen beyinlerin içine erişmek çok zor olabiliyor. Yani taciz sadece yolda geçerken beni size laf atmasıyla bitmiyor ki. Yani şöyle bir şey oldu taksici konusuna istinaden. Kardeşimin arkadaşının doğum günü vardı. Kurtköy'de oturuyorlardı. Üzerimizde elbise vardı. Şık olmamız gerekiyordu. Taksici getir uygulaması üzerinden. Uygulama ismini vermem doğru mu bilmiyorum. Taksiciyi çağırdım. Beyefendi normal bir şekilde bekliyordu hani camdan baktığında. Bizi kardeşimle elbiseli görünce alın bir anda tavırları değişti. Arabayı hızlı kullanmalar. Ondan sonra cıma yolu uzatarak gitmeler. Belli noktalarda bilerek kasilerde hızlı geçmeler falan. Çünkü bir firkik bekliyor beyefendi. Yani sonda da işte hanımefendi dönüşte biz beni arayabilirsiniz. Uygulama üzerinde numaram var falan. Gibi. Ya bir şey diyeyim mi Beyza? Şimdi onun bir de erkek tarafı var. Şimdi buna kadınlar çok şaşıracak. Erkekler hepsi şu an kafa sallayacak. Hazırsanız baylar anlatıyorum, hazır mıyız? İzin var mı? Bekliyorum merakla abi. İzin Beyza geldi. Bitcoin'den hızlı bak, yükseliyor. Çok merak ettim. Bütün erkekler diyecek ki ananı sikeyim ben bunu yaşadım. Bak bütün erkekler. Biz bazen taksiye bineriz ve şöyle bir taksici tipi vardır. Herkesi siktim taksicisi. Binersin taksiye. Adam bir başlar anlatmaya. Bak aynen böyle ama ne tepki vereceğini de bilemezsin erkek olarak. Yani şey olursun böyle. Bak aşağıdan alkışlar geliyor. Aşırı böyle rahatsız bir durum. Binersin taksiye şöyle bir muhabbet açılır. Ama anlık böyle hani pas attım da herif gole çevirdim değil, anladın mı? Anlık böyle. Hiç out of nowhere, hiç beklenmedik bir şekilde herif şunu yapar. Geçen bir karı bindi, ayırdı bacakları, attım elime amına koyayım, nasıl var ya falan. Ne oluyor? Bir dakika, nerede? Bir saniye falan. Böyle bir taksici tipi var. Ananı sikeyim, ben bunu yaşadım. Bunu yaşamayan erkek yoktur bak. Ya adam taksiciliğe teşvik ediyor abi, neler oluyor. Adam resmen diyor ki ben işimi bıraktım, hem manitada düşürüyorum, gece vakti güzel oluyor, 6-7 tane dostum var. Yani İstanbul'da bu çok neler yaygın. Ama yani neler hiç neler. Yaşamadım ya. Sen bunu hiç yaşamadın mı? Yok abi, bana hiç kötü taksici gelmedi biliyor musun? İşte herkes bana bu konuda sövüyordu. Hiçbir zaman bir tane bile kötü taksici gelmedi. Yusuf sen yaşadın mı Yusuf? Bana gay taksici denk gelmedi. O zaten bir tek sana denk geldi. Yani elim ya, falan dizime atmıştı. Öyle bir şey olmuştu. Bir de şöyle bir şey var, özür dilerim. Çok konuşuyorum ama konuda hiç yok kendimi istemiyorum. Çünkü çok uzun zamandır katılmayı bekliyorum. Beyza Bitcoin'den hızlı yükseliyor Cahreyn. Nasıl öyle yani? Bitcoin'den hızlı yükseliyor. Yayına girdiğiyle şu anda arasında %10'luk bir fark oldu neredeyse. Ha takipçi olarak mı ya? Boşver ne olacak? Hayır, o amaçla katılmadım bu arada. Yok, sana ondan demedim. Sadece hani güzel bir kadınsın. O yüzden erkeklerin de takipleri arttı yani. Burada gördüler şimdi seni. Onu fark ettim sadece. Sen de takip etmişsin Batuhan. Beni takip ediyordu ama geri dönmek zorunda kaldım. Evet. Takip ediyordu. Takip ediyordu. Yani benim odalarımın dinleyicisidir kendisi, biliyorum. Evet, Simay. Evet. Ama biliyorum. Hiç öyle mesaj atmışlığım DM falan yoktur yani. Lütfen Beyza beni şu mücadelenin imasından kurtarır mısın? Yok, evli olduğunuzu ve çocuğunuzun olduğunu ve savaştan karşınızda biliyorum. Bu konularda yani bunun esprisi bile hoş olmaz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani taciz sadece kadınlar üzerinden de alınmaması gerekiyor. Mesela bir arkadaşım hastaneye gittiği zaman gay bir doktor tarafından tacize uğradığında bana bunu gülerek anlattığında ben sert bir tepkiyle vermiştim mesela. Nasıl bunu böyle alttan alabiliyorsun falan. Yani erkeklerin de uğradıkları tacizleri yumuşatarak ya da gülerek anlatması mesela hani çok normal gelmiyor bana. Çünkü
rıza dışı bir olay. Bence rahatsız edici olmalı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ben Ahmet abiyi çok uzun süredir takip ediyorum. Hani seneler senelerde diyebilirim. Hatta bir ara bir sevgilim varken beraber falan da izliyorduk. Onun öncesine dayanıyor benim geçmişim. Okul isteyen arkadaş şey demiş. Hani sen kitleni hani sen ne dersen oraya çekiyorsun falan ama hani ben hayatım boyunca Ahmet abiyi takip edip katılmadığım noktaları da oldu. Ahmet abi Twitch'i bıraktı. Twitch'i sildim mesela ama yeni kullandığı platformu indirmedim mesela. Ama hala Twitter'da, YouTube'da güncel olarak takip ettiğim de bile. Yani Ahmet abiyi fikir olarak benimsemem, onun beni bir yerlere çekebileceği anlamına gelmez. Sadece fikirlerim ya doğru. Bir de şey var Beyza, yani ben mesela beni hiçbir yerde savunmanızı sizden istemem. Hoşuma da gitmez. Ben biat kültüründen nefret eden bir adam olarak. Zaten böyle hani hiçbir zaman size işte şu kadar takipçim var salıveririm üstüne ha falan diye. O şekilde biri olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Yani. Çünkü ben çok uzun senelerde takip ediyorum. Yani hani 6-7 sene olmuştur diye düşünüyorum. Bayağı uzun süredir takip ediyorum sizi. Yani öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Hatta bir arkadaşım var, o sizi çok takip etmezdir. Yani nötr size karşı. Bir olayınız olmuştu galiba. Neyle alakalıydı? Tam hatırlamıyorum olayı. İşte Twitter'da random olarak bazı hesaplar işte galiba Ekrem İmamoğlu olaylarından bir tanesi. İşte Jahreyn böyle demiş bak falan falan dedi. Ben de direkt odayı kaydetmiştiniz siz Ahmet abi. Direkt attım dedim ki o olayın gerçeği bu falan diye. Yani en fazla sizi savunduğum nokta bu. Sonuçta bir beni savunmuşsun yani. Bir savunma olmuş. Bu arada yeni katılanlar var. Ben Beli Hanımcığımı bir duymak istiyorum. İyi günler dilerim herkese. İyi sabahlar herkese. Nasılsın Şahin? Gerçi bugün bayağı başın kalabalık. Gerçi senin normal her günün böyledir. Beli Hanım sizin diksiyon kaymış. Sabah 5.30 olunca gitmiş biraz yani. Ya evet evet tabii ki sabah oldu. Uykusuzluktan olmuştur. Ya ben bu mülteci konusuyla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Evet, buyurun. Yani ben de göçmenim bu arada bu ülkede. Ama işte gördüğünüz gibi gayet iyi bir Türkçe kullanıyorum. Modern bir Türk kadınıyım. Burada yaşıyorum. Haliyle adapte olmak gerekli diye düşünüyorum. Ama bu insanlar buraya adapte olmuyorlar. Yani ben buraya gelip buranın dilini, kültürünü, buradaki yaşam stiline adapte olmak için çabalarken onlar buraya gelip kendi tabelalarını hatta işte kendi dillerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Sürekli son zamanlarda bunu görüyorum. Buna çok şaşırıyorum. Bu arada bir anım var. Çok gençken İtalya'ya gitmiştim. İşte otele giriş yapacağım. Resepsiyondayım. Orada işte önümde bir Arap aile var. Onlar da oda tutmak istiyorlar ve onları kabul etmediler. Çok şaşırdım ben. Hatta şey dedim yani bu hoş bir şey değil. Irkçılık yapıyorsunuz. Yani neden yani kabul etmediniz? İşte odanız var. Az önce işte biz iki oda daha tuttuk. Demek ki ve boş odalarınız olduğunu da söylediniz. Bize bir sürü alternatif sundunuz. Ama onları kabul etmediniz. Yani ırkçılık yapıyorsunuz falan dedim. Sonrasında biz oradan başka İtalya'nın başka bir şehrine gittik. Floransa'daydık. Napoli'ye gittik. Napoli'de başka bir yere gittik. Bir şey tuttuk orada. Ev tuttuk. Bizden önce orada Araplar kalmış. Ve ev inanılmaz durumdaydı. Korkunçtu. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biz gittiğimizde temizlikçiler vardı. Yani bir saate toparlanır dediler ama biz 6 saat falan bekledik. Yani hayatımda öyle bir şey görmedim. Sonradan gerçekten dedim ki yok yani bunlar aslında ırkçılık yapmıyorlarmış. Yani müessesesini koruyormuş insanlar. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca başka yerlerde de görüyorum. Araplar gerçekten kendi kültürlerine o kadar böyle farklı bir şekilde bağlılar ki ne olursa olsun değişmiyorlar. Ve burada da değişmeyecekler. Zaten değişmediklerini de görüyoruz. Asimile olmadıklarını da görüyoruz. Bir de
Şunu eklemek istiyorum. Ben bu asimile olmamalarından ve işte haliyle tepki gösterdiğimizin de farkındalar. Burada istenmediklerinin de farkındalar. Başka kendilerine yakın mesela cemaatlerle ya da başka azınlıklarla birleşip çok daha büyük sorunlar, problemler yaratabileceklerini de düşünüyorum. Yani belki 20-30 yıl içerisinde bunlar çok fazla ürediği için nüfusları çoğalacak ama o arada o kadar süre geçmeden belki de ya siz burada çok eziliyorsunuz, burada insanlar sizi istemiyorlar, size böcek gibi falan bakıyorlar diyerek bile sadece kendilerine dahil edip burada çok tatsız olaylar yaratabilirler diye düşünüyorum. Yani bunu da biraz göz ardı ediyoruz ya da çok bir yerde dillendirildiğini duymadım ama bence asıl tehlike bu olabilir. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Yavaştan da arkadaşlar artık sabahın körü yaptık. Kapatıyorum izninizle. Yarın daha karakola gideceğim, bir sürü işim var. Geldiğiniz için teşekkürler. Joe, özellikle teşekkür ediyorum, sana çok sağ ol. Evet, korkak köpekler gelmedi. Klasik tahmin. Gelemez onlar. Hiçbir zaman gelemezler. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Ahmet iyi abi. İyi geceler. Özür diliyorum abi. Kapatacaksın da bu Neslihan Hanım konusunda DM'e bakabilir misin? İlk mesajlarıma benim. Ya ben de ya, bir şey diyeceğim. Ya uyuyacağım ben ya. Hadi tamam abi, eyvallah. Ahmet uyuyorum. Abi Hexball'u biliyor musun? Hatırlıyor musun? Hexball veya Hexball. Ona girdim. Nikim'de Caz oradan biri beni tanıdı. Yayın hakkında burada tartışıyoruz ya. Yayını dinliyorlar. Yemin ederim ben bıktım, usandım, hayatım bitti ya. Ahmet abi haksız.